Arkadaşlar merhabalar bu videomda bir konu iki soru serisinde dik üçgenle ilgili iki güzel soru daha doğrusu sınavda benzerinin çıkmasını düşündüğüm iki tane güzel soruyla karşınızdayım ve bu iki güzel sorunun çözümünü birlikte güzel bir şekilde yapacağız inşallah. Evet birinci soruyla başlayalım isterseniz birinci soru ne demiş? Serhat 5 eş tahtayı birbirine yapıştırıp şekil 1 ve şekil 2'deki gibi zemine yerleştirdiğinde toplam yüksekler arasında 3 birim fark olmaktadır. Arkadaşlar bunun toplam yüksekliği ile bunun toplam yüksekliği arasında 3 birim fark olmaktadır diyor. E o zaman bu ne demek arkadaşlar? Hop şuraya 3 birim daha eklersek biz hocam bunun boyuyla bunun boyu birbirine eşit anlamına geliyor. O zaman bunun boyuna bakalım. Kısa kenarına A diyelim buradaki dikdörtgende arkadaşlar. Uzun kenarında da B diyelim isterseniz. Kısa kenar A uzun kenar B diyecek olursak o zaman bu yükseklik 3 tane A var 2 tane B var. Hocam 3A artı 2B eşittir. Şu boya yani 4A artı B artı 3. 4A artı B artı 3'e eşit oldu. E buradan ne geliyor arkadaşlar? 4A. A'yı buraya atalım. B'yi de buraya atalım. B neye eşit oldu arkadaşlar? A artı 3'e eşit oldu. Hmm. B dediğimiz A artı 3. Peki bulduk. Tek bir cinsten yazalım. Ona göre şey yapalım. B dediğimiz A artı 3 gençler. Hepsi aynı cinsten olsun. E, burası da A ya. Hocam B dediğimiz şu uzunluk A artı 3 olduğundan A artı 3 olacağından buraya da 3 kaldı. Bak şuradaki uzunluğa. Tamam burayı da bulmuş olduk. Bir de başka ne vermiş soruyu okumaya devam edelim isterseniz. Şekili 1'deki A ile B noktaları arasında 13 birim olduğuna göre. Evet A ile B arasında 13 birim var arkadaşlar. E bu bu şekilde yapıştırılmış da. Şunu şöyle birleştirdiğimiz zaman burada bir dikdörtgen oluştu. Doğrusal oldu. Şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı gençler? Çıktı. Dik üçgenin kenarlarına bakacağız. Hocam şu kenar B bu kenarda B A B yani ee, A cinsten yazalım aynı cinsten yazalım o zaman. Çünkü 5 A artı 3 bulmadık mı arkadaşlar evet şuraya bir A artı 3 diyelim. O zaman burası da A artı 3 olduğundan burası da A artı 3 olduğundan şu dik kenar ne yaptı arkadaşlar A artı 3 A artı 3 yani 1 2 3 A artı 6. 3A artı 6, A artı 3 ve şu uzunlukta 13 verilmiş. Pisagor bağıntısı yapacağız. Yani 13'ün karesi neye eşittir arkadaşlar? A artı 3 ve 3A artı 6'nın karesine eşittir. A artı 3 ve e, nedir? 3A artı 6'nın karesine eşittir. E burada işlem işlem işlemle A'yı bulacaksınız kardeşim. İşlem işlem işlemi duyan arkadaşlar hemen tahmin etmiştir. Hisset kardeşim değil mi? Hisset kardeşim. Hisset. Bak ne var burada. 13 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? Hocam 5, 12, 13 üçgendir. A yerine 2 yazarsam burası 5 yapar. A yerine 2 yazdığımda 2 3, 6, 6, 6 daha 12. Yaptım yaptı. 5, 12, 13 sağlaması tuttu arkadaşlar. O zaman gerçekten de A 2 çıktı. E A 2 ise hocam A 2 ise B dediğimizde kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 5 mi yaptı? Aynen öyle. Bizden ne isteniyor? Şekil 1'deki A ile B noktalar arasındaki uzaklık 13 birim olduğuna göre şekil 2'deki C ile D arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu uzunluk soruluyor. E uzağın buraya 3 bulduk. Buraya da 5 bulduk. 3 5'ten dolayı x'i bulabiliriz arkadaşlar. x'in karesi 3'ün karesi artı 5'in karesinden 9 artı 25'ten 34 çıktı. Yani x de buradan ne çıkacaktır? Kök 34 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan yaptı. Evet birinci soru güzel bir soru. Biraz işlem kalabalığı var mı? Var ama ÖSYM özellikle dik üçgenle ilgili sorduğu sorularda böyle işlem kalabalığı olmasını da tercih ediyor arkadaşlar. Ee, sınavda çıkmaya aday sorulardan biridir. Çünkü gerçekten ama gerçekten dik üçgen Pisagor bağıntısı. Böyle ya böyle ortak kenarlı sorular soruyor dik üçgenle alakalı. Ee, bu araba sensörü sorusuna bakabilirsiniz. İkili Pisagorlar olduğu soru arkadaşlar. E ya da böyle işlem kalabalığı olan soruları tercih ediyor. Biz de ben de böyle bir soruyu düşündüm ve sizin karşınıza getirdim bu soruda arkadaşlar. Evet soru bir güzel bir soru hoş bir soru. Şimdi isterseniz soru 2'ye başlayalım arkadaşlar. Geometri yazılı Mesut aşağıdaki şekli çizip verileri yerleştirdikten sonra Mehmet'e gösterdiğinde Mehmet bilimsel hata yapmışsın. Bu veriler çelişki oluşturduğundan bu soru hatalı olur demiştir. Soruya bakalım şöyle bir soru var. Bilgilerde burada verilmiş. Burada bir çelişki oluşuyormuş. Bakalım gerçekten çelişki oluşuyor mu arkadaşlar? 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı burada nedir arkadaşlar? Köküçtür. E o zaman burası da köküç. E o zaman burası da köküç oldu. Şimdi dikkat ederseniz ne oldu arkadaşlar? E, 30'un karşısı büyük üçgende, 30'un karşısı köküçken 60'ın karşısı köküçün köküç katından dolayı 3 olması lazımdı. Gerçekten de bir çelişki oluşturdu. E şimdi soru ne diyor? Devamını okuyalım isterseniz. Buna göre verilerle ilgili bu 1 demiş ABC açısı 30 dereceyi silmek. 2 demiş şu eşitler yerine şu eşitliği yazmak. 3 demiş EF eşittir 1 santimetre bilgisini silmek demiş. Hamlelerinden hangileri tek başına yapıldığında bilimsel hatadan dönülmüş olur diye söyleniyor arkadaşlar. Bakalım. Ne yapıyoruz? 30 dereceyi silersek. 30 dereceyi sildiğimizde bakın arkadaşlar ne çıktı? Sadece şu bilgi. Hocam burası 90 derece. Burası da 90 derece. Yani şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burada ort taban çıktı mı? Çıktı. Yani burası 1 ise burası ne olacaktır? 2. E hocam burası 2 ise burası da 2. Burası da 2 çıktı. Öklit bağıntısından h kare eşittir. P çarpı k'dan şuraya da a diyelim. 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı a'dan a'yı da 1 olarak bulduysak. BC uzunluğu çıkmış oluyor mu arkadaşlar? Çıkmış oluyor. Evet. Birinciyi ben 30 derece tek başına sildiğimde o zaman bilimsel hatadan dönmüş oldum mu? Oldum. Birinci doğru. İkinciye gelelim şimdi. İkinci de de 30 derece duracak. Bak tek başına sil diyor bana. İkinci de 30 derece olacak. Sadece ve sadece şu 3 tane eşitlik yerine BE ile AD eşitliği kalsın diyor. Yani BE ile AD eşitliği kalsın. Şuradaki eşitlik gitsin diyor sana. Sadece ve sadece şu eşitlik kalsın diyor bize. Şu ve şu. Hadi bakalım buna göre BC uzunluğu çıkacak mı? 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı kaç oluyor arkadaşlar? Kök 3 oluyor. E hocam burası kök 3 burası da kök 3 oldu mu? Oldu tabii ki. Sonra ne var burada? Hocam büyük üçgende de 30'un karşısı kök 3 ise şurası da 30 60 90 üçgen değil mi? Hatta tamamı 90 ise burası 30 30 90 ise burası da 60 oldu. Burada 60'ın karşısı kök 30'un karşısı ne olacaktır? Kök bölünmüş hali 1 olacaktır. Burada da arkadaşlar 30'un karşısı bakın şu üçgende büyük üçgende 30'un karşısı kök üçgen 60'ın karşısı kök üçün kök katı. Yani 30'un karşısındakinin kök üç katı olacağı için kök üçün kök üç katından dolayı burası 3 oldu. Yani burası da kaç oldu? 4 oldu arkadaşlar. Evet biz yine burada BC uzunluğunu bulduk mu? Şu hamleyi yaptığımızda da arkadaşlar şu 3 tane eşitlik yerine 2 tane eşitlik yazdığımızda Yine buradaki eşitliği bulmuş olduk arkadaşlar. Tek başına bunu da iptal ettiğimde yani şu değişikliği de yaptığımda bilimsel hatadan dönmüş oldum. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Sadece üçüncüyü inceleyelim isterseniz. Sadece üçüncüyü incelerken de EF eşittir 1 cm bilgisini silmek. Hocam EF 1 cm'yi sildiğim zaman o zaman BC uzunluğunu bulabilir miyim? E arkadaşlar bulamayız tabii ki hiçbir uzunluk yok. Biz yine de deneyelim isterseniz. Şimdi 30'un karşısına ben bir x dersem 60'ı ne olacaktır. x kök olacaktır. Burası da x kök olacaktır. Ee, hocam burası x kök burası da x kök oldu. 30'un karşısı ve 60. 30'un karşısı bu iken 60'ın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? 3x olacaktır. Hmm. Güzel bir şey geldi buradan aslında. 30'un karşısındaki 60'ın karşısındaki ne? Geçiş. 3x oldu burası. Yani 2x'in yani x'in 2 kök 3 katı değil mi arkadaşlar? 2 kök x oldu burası. Hatta 2 kök 3 x diyelim. Aynı zamanda neye eşit olacak arkadaşlar? 3 x'e eşit olacak. Aa hocam şuraya 3 x dedik ama aynı zamanda 2 kök 3 x. Bunlar birbirine eşitlendiğinde bu x'ler birbirine gidiyor. 2 kök 3 eşittir 3 oluyor. Bilimsel bir hata çıktı mı? Çıktı. O zaman bu yanlış mı arkadaşlar? Yanlış. Evet o zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Bu soruyu niye seçtim? Bakın geçen sene buna benzer bir soru vardı. MSÜ'de de buna benzer bir soru vardı. Buna benzer dediğim şöyle bir soruydu arkadaşlar. İşte x doğru biri yanlış ya da biri doğru x yanlış şeklinde bir soru vardı. Bu sefer de değişik tarzdaki bir sorusu arkadaşlar bu. Bu daha değişik tarzdaki bir sorusu. ÖSYM e, yine böyle bir soruyu karşınıza böyle bir soruyla karşınıza çıkabilir. O yüzden önemli sorulardan biri arkadaşlar bu. Dikkat etmeniz gereken sorulardan biri. Evet Böylelikle dik üçgenle ilgili sınavda çıkabilecek iki soru tipini sizlere paylaştık. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikiz kenar ve eşkenar üçgenle alakalı sorularda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.